Evet, şu anda ekranda video yüklenme işaretini görüyorsunuz. Ama ileride video yüklenme işaretini bile göremezsiniz. Çünkü video yüklemeyebilirim. Ufak bir isteğim var. Size rica ediyorum, videoya like atın. Videoya like atmazsanız... Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Bu duruma gelebilirim. Uzun lafın kısası, modman... Olur. Var. Bir de bu bildiriyi like sayısı düzelene kadar her videonun başında göreceksiniz. Çok ciddileştik. Biraz eğlenelim ve videoya geçelim. Merhaba modman izleyenleri. Bugün sizlerle Diamond Generatör yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen videoya geçelim. Bu arada bu videoya dev like patlaması bekliyorum. Arka planım da yenilendi. Gördüğünüz gibi videoya geçelim. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Öncelikle malzemelerimiz iğneleyici, şalter, elmas, sandık, bir de bir tane blok, fark etmez bloğun hangi renk olduğu. Bir tane de komut bloğu. Komut bloğunu nasıl alıyoruz? Komut bloğunu yazarak alıyorum. Şimdi bir duvar yapacağım. Duvarı biraz yüksek yapmanızı tavsiye ederim. Duvarı yaptıktan sonra farklı bir blok aldım daha güzel gözüksün diye. Buraya koydum. Orayı onu koyduktan sonra üstüne çıkıp koordinatını alacağım. Yok pardon. Orayı onu koyduktan sonra duvarın arkasına gidiyorum. Duvarın arkası gizli bir yer olsun. İlla duvarın arkasını yapmak zorunda değilsiniz. Gizli bir yere yapın. Sonra şuraya yeri kırıp bir tane mor blok koyuyorum. Bu mor bloğun koordinatını alacağım. Şöyle tam üstünde emin olduğunuzdan emin üstünde olduğundan tam üstünde olduğundan emin olun. Buranın koordinatını alıyorum. Nasıl alıyorum? Yazarak koordinatını alıyorum. Sonra koordinatı aldığım yerin üstüne chest koyuyorum. Chest'i koyduktan sonra içine bir tane Diamond koyuyorum. Diamond'ı koyduktan sonra tam şu bloğun üstüne gelecek şekilde şöyle bir yer yapıyorum. Yani şuradan baktığınızda tam ortalayacak şekilde. Sonra şuranın altına blok koyup şuranın koordinatını alıyorum. Alalım buranın koordinatını. Koordinat alma işlemimiz bittikten sonra şuraya kırıyorum ve şuranın üstünü kapatıyorum. Buranın üstünü kapattıktan sonra İğneleyici koyuyorum. Komut bloğu koyuyorum. Sonra böyle biraz iğneleyici koyuyorum. Komut bloğu koyuyorum. Hatta şöyle yapayım. Şuraya kıralım. Redstone alalım. Bir de redstone almayı unutmuşum. Redstone'u alıyorum. Şöyle dolaştırıyorum. Şöyle şöyle. Sonra şöyle birleştiriyorum. Şimdi ilk aldığımız koordinat neydi? İlk olduğumuz koordinatı iki kere yazacağım. 154. Virgülden gerisini yazmayın. Gerek yok. 64 312 312. Sonra bunu bir daha yazacağım. 154 64 312. Bunu yaptıktan sonra ikinci aldığım koordinatı yazacağım. 158 69 313. Sonra bunu komut bloğuna yapıştıracağım. Hangisine fark etmez. İkisinden birisine yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdıktan sonra buna diğerine geliyorum.
set block yazıyorum. İkinci koordinatımı yazacağım buna bir kere. Neydi ikinci koordinatımız? 158 69 313 tü. Yazıyorum bunu. Sonra air yazıyorum. Bunu da kopyalıp command block'a yazacağım. Niye direkt command block'a yazmıyorum? Çünkü üstten direkt koordinata bakıyorum. Unutmayayım diye. Unuturum yoksa. Bunu yazdıktan sonra herhangi restoruna gelecek bir yere meşale koyacağım. Yenileyici koymuşum. Meşale koyduktan sonra bu hemen basıp çekeceğim. Ve sistemimiz hazır. Çok hızlı düşüyor görüyorsunuz. Peki bunu nasıl ayarlayacağım? Şuradakileri böyle biraz uzaklaştırarak meşaleden. Mesela şu an yavaşlattım. Bayağı bir yavaş neredeyse. Gördüğünüz gibi yavaş düşüyor. Ben bu icadı bayağı beğendim. Bu arada kendi buluşumdur. Kendi buluşum olduğu için ayrı bir like istiyorum. Kendi buluşlarıma ayrı bir like isteyeceğim sizden artık. Şu an ekranda çıkan kanalın simgesinden kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.